Başlangıçta hayal olarak görülen uçan araba fikri, dünyanın önde gelen şirketlerinin ortaya koyduğu prototiplerle ete kemiğe bürünüyor. Öyle ki uçan arabaların otomotiv sektöründe yıkıcı bir etki yaratması ve bu değişime ayak uyduramayan firmaların ciddi bir tehditle karşı karşıya kalabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle önde gelen otomotiv devleri ve havacılık sanayi şirketleri uçan araba projelerini gündemlerinin ön sıralarına almış bulunuyor. Uçan arabalar Türk girişimci ve mühendislerin de gündeminde. 2017'de İstanbul'da kurulan Aircar elektrikli ve tam otonom bir uçan araba geliştirmek için çalışmalar yürütüyor. Yurt içi ve yurt dışında 11 patenti bulunan Aircar, tam otonom sürüş ve görüntü tanıma yazılımlarında ölçeklenmiş model ve tam modelleriyle 1000'in üzerinde test uçuşunu geride bırakırken, 2021 yılının başından itibaren tam boyuttaki prototipin uçuş testlerine başladı ve başarıyla devam ettiriyor. Eni ve boyu 4,5 metre olan Aircar, elektrikli araçlarda kullanılan en güçlü bataryaların yaklaşık yarı gücünde bir batarya ile uçuyor. Saatte 150 km hıza çıkabilen Aircar'ın şekli her ne kadar otomobile benzese de bir uçağın aerodinamiğine sahip. Elektrikli ve %100 otonom bir araç olarak tasarlanan Aircar, 8 pervaneli ve 2 yolcu kapasiteli bir uçan araba olacak. 2 yolcu ile 50 km, tek yolcu ile 80 km menzil yapabilecek aracın boş ağırlığı 250 kg kurtarma aracı versiyonlarının üretilmesi hedefleniyor. 2025 yılında İstanbul semalarında uçmaya hazır aracın tamamlanması planlanırken, Aircar'da bir sonraki hedef uçan arabanın 4 kişilik versiyonunun çalışmalarına başlamak. Aircar'ın 2025-2026 yılından sonra yolcu taşımaya başlayarak sıfır emisyonlu, hızlı ve ulaşılabilir uçuşların sağlayıcısı olmayı planlıyor. Geniş bir kullanım alanına sahip Aircar'ın yaklaşık 200 kilogram taşıma kapasitesiyle hasta nakli, tıbbi malzeme ve medikal ürün taşıma, arama kurtarma, yangınla mücadele görevlerinde kullanılması öngörülüyor. Aircar içerisine yerleştirilecek ekipmanlarla ambulans olarak da görev yapabilecek. Proje Aircar ve Softtech arasında kurulan işbirliğiyle yola devam ediyor. Bu işbirliği kapsamında hedeflenmiş kalkış ve iniş nodları arasında otonom olarak uçuşun gerçekleşmesi ve bu esnada oluşabilecek tüm tehlikelerden aracın kendini koruyabilmesini sağlayan tüm modüllerin prototiplenmesi tamamlandı. Dünyada halen 300'den fazla girişim elektrikli uçan arabalar üzerinde çalışıyor ve bunların %30'unun önümüzdeki 5 yıl içerisinde ticari olarak hava taksi hizmetlerine başlaması hedefleniyor.